bölgenin geleceği ile ilgili birçok soru ortaya koyuyorken, sınır güvenliği sadece bugünün değil, yarının güvenliği bakımından da hayati önemde. İsrail, İran'ı da hedef alır mı, savaş bölgeye yayılır mı soruları gündemdeyken, güvenlik uzmanı Coşkun Başbu meseleyi muhtemel çatışma riskleri açısından da değerlendiriyor. Bugünü güven altına almak, aynı zamanda yarını da güvence altına almak, öyle değil mi? Kesinlikle. Şimdi Başak, az önce giriş yaparken güzel yerden girdiniz. İran, İsrail. Bak hemen şu yanınız arka coğrafya kaynıyor. Ne olacağını kimse kestiremiyor. Yarın bir gün daha başka neyle uyanacağımızı kimse kestiremez. Bölge ateş çemberi ve ateş çemberinin tam göbeğinde, odağındaki bir ülkesin. Dolayısıyla sınırlar başta olmak üzere bütün o güvenlik tedbirlerini alıp kapılarını kapatıp evin içinde huzurlu oturmak zorundasın. Onun da yolu ne? İşte buralardan başlıyor. Dolayısıyla bunu böyle basit sadece sınır güvenliği olarak görmemek lazım. Yarın bir gün Allah korusun çok daha kötü şartlarda, kötü koşullarda ve başka ortamlarda burası senin can simidin. İlk tehlikeyi karşılayacağın yer. O nedenle hudut namustur demişler. O nedenle hudut yemini diğer yeminlere nazaran çok farklıdır. Hudut tekmili çok farklıdır. Ve hudut tekmilini bugün duyanın ben tüylerim diken diken olmadı diyenini görmedim. Dinleyen bay bayan hiç fark etmiyor. Herkes şöyle bir titriyor, kendine geliyor. Niye? Çünkü gerçekten hudut namus. Bir metresini kan dökmeden ne alırız ne veririz. Dolayısıyla bunu iyi algılamak lazım. Buradaki güvenliği sadece böyle göçmen, kaçakçılık vesaire gibi konulara alınan tedbir olarak görmemek lazım. Bu bahsetmiş olduğumuz 25 kademe yarın gün Allah korusun bir savaş, bir çatışma ortamında bize göz koyan işte düşman odaklar için de geçerli. Dolayısıyla devletin aldığı tedbirler kolay değil. Bunları ikame etmek, buraları bu tesisi sağlamak, işte o beton duvarlar, modüler hepsi bütün hudut boyu ta Suriyelere kadar gitmiş durumda. Kolay mı ya? Yani... İran duvar uzunluğu 331 kilometre, %73'ü tamam. Suriye 837 kilometre ve planlanan hatlar da var. Çok. Yani ben buraya 3-4 sene önce geldiğimde ifade ettiğim gibi daha hala yapım aşamasında olan hudutlarımız vardı. Şimdi onların hepsinin tamamlandığını görüyoruz ki bu bütün ülkeyi saracak. Onu kimse endişe etmesin. Beş katmanlı hudut güvenlik sisteminden söz ediyoruz efendim. Anlatmaya devam edelim. Şimdi katmanlardan biri de elbette İHA'lar, mini İHA'lar. Bir diğeri drone'sa var. Şimdi hemen bilgilerini alalım. Nasıl bir işlev görüyorlar? Firmasının ürettiği Togan keşif ve gözetleme amaçlı ve devri olarak görev yapmaktadır. Uçuş süresi 45 dakika olup 5000 metre mesafede devriye keşif, gözetleme yapabilmektedir. Amacı budur buradaki amacı. Peki diğer ekipmanlarımız? Diğer ekipmanlarımız. Devam edelim. Şimdi size gelelim. Buyurunuz. Bu nedir? Milkar 5S İHA'sı var. Portatif İHA'sı var. İHA'sı var mini mikro insansız hava araçlarını 2 ila 4 kilometre mesafe arasında eş yönü ve yön anteniyle karıştırma köreltme yaparak engelleme sistemidir. ASES'in ürettiği bir sistemdir. Yani herhangi bir drone saldırısını önlemek için kullanılan drone savar ve gökyüzünden takibi sağlayan mini İHA şu anda ekranlarınızda hudut güvenliğinin katmanlarından iki unsur. Tam o bahsettiğimiz modüler betonla yapılan ve kilometrelerce, yüzlerce kilometre inşa edilen sınır duvarının önündeyiz. Yüksekliğini ben şöyle yanında tam sınırın sıfır hattında durayım. Daha iyi anlayacaksınız. Şimdi geldik sınır hattının tam sıfır noktasındayız. Sınır duvarının yanındayız.
Bir yandan da devriye görevi gerçekleştiriliyor. Buradaki 5. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından bir sınır karakolunun görev bölgesindeyiz. Ve 25 katmanlı sınır güvenliğini anlatmak için aslında bu noktaya geldik. Bir bölümünü anlattık fakat şimdi biraz daha izleyicilerimize göstereceğiz yakından. İyi de olur. Yani uzaktan genel hatla gördüler. Hani o dağların nasıl aşıldığını, bu beton modüler sistemin nasıl yan yana entegre edildiğini gördüler. Şimdi yakından bu sistemin nasıl işlediğini görüyorlar. Bakın 3 metre 3 metre, yani 3 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğinde toplamda 7,5 tonluk bir beton kütleyi konuşuyoruz. Bunların hepsi özel kalıplarda tek tek döküldü. Daha sonra vinç sistemine tek tek sınırda bu şekilde modüle edildi. Ardından yetmedi. Toplam uzunluğu 4.20'ye ulaşılacak şekilde üzeri tel üstüvanelerle kapatıldı. Jilet dediğimiz tellerle. Duvarlara tekrar döneriz Sayın Başbuğ efendim ama gördüğünüz gibi şimdi yiğitler geliyor. Mehmetçiğimiz geliyor. Onlar da devriye görevindeler. Şimdi izleyicilerimize anlatalım aslında burada 25 katmanlı ve santimetre karede kuş uçurulmayan her alanın gözetlendiği bir sistemden söz ediyoruz. Şimdi Başak. Birinci, o 25'in birinci kademesini az önce gösterdik, beton duvarlar. Bakın şu an devriye gezen Mehmetçiklerimiz. Hemen arkalarında devriye araçları. Ve köpeğimiz de görevli. Ve katmanlardan biri olan devriye köpeklerimiz. Beraberinde eğitici personeliyle ve uzman personeliyle birlikte devriye görevini ifade ediyor. Şimdi burada Mehmetçiklerimiz dikkat edersen şüpheli bir durum gördüklerinden araçtan indiler. Ve yaya olarak devriye faaliyetini tamamlıyorlar. Şüphe edilen veya işte kritik görülen bu bölge aşıldıktan sonra tekrar araçlarına, onları takip eden zırhlı araçlarına, kirpilere binerek. Bu da kirpi 2 efendim arkadan gelen. Onun üstünde de aslında modüle edilmiş değil mi? Hem silah sistemi var. Evet, telsiz muharebe sistemlerimiz var. Ve bakın görüyor musunuz? Tamamen yerli yapım. Kirpilerimiz ki ithal ediyoruz bu araçları. Bunu bugün Afrika'da yani Türkiye dostu ülkelerin kullandığını hatırlatalım. Müzik 25 katmandan bahsediyoruz. Bakın mesela az önce atladık. Altta termal ama hemen üstünde de 360 derece yani görüntü alabilen kamera sistemlerimiz var. Şimdi düşünebiliyor musun? Yani Türkiye'ye sızmayı düşünen bir göçmen unsur bütün 25 katmanı da aşacak, başkente ulaşacak ve sınırlarda birileri yol geçeneni diye avaz avaz bağıracak. Hudut namustur. Bu bizim hep ezberlediğimiz bir cümledir. Ve hudut bekçilerinin görevi gözü kulağı hep düşmandadır. Yani kendine kasteden, topraklarına kasteden yapılardadır. Bugün göçmen, kaçaklara, yarın Allah korusun herhangi bir ülkeye karşı kastı olan varsa onlara karşı bunlar ülkemizin güvencesi ve savunma duvarlarıdır. Sınır duvarının önleyiciliği yeterli olmazsa kaçak göçmenler için, düzensiz göçmenler için başvurdukları bir diğer yol tünel kazmak. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri, Hudut Kartalları bunun için de yakın takipte. Gördüğünüz cihaz efendim kazılan tünelleri tespit ediyor. Nasıl çalışıyor hemen soralım, buyurun. Evet, Proton Elit cihazımız tamamen yerli üretim olup el icadıyla ve doğal zeminde daha önceden oyulmuş tünel, mağara, depo gibi oluşumların tespitinde kullanılan tamamen yerli üretim olup tünel ve boşluk arama cihazıdır. Çalışma prensibi, göğüs hizasından tutularak alacağımız hedefe doğru karşıda bulunan sensörler sayesinde renk kodlarını Bluetooth vasıtasıyla ana tabletimize gönderiyor. Ana tabletimizden Bluetooth vasıtasıyla gönderilen renk kod yorumuna göre kırmızı, sarı, mavi veya koyu mavi olarak yorum yapılarak hedef hakkında bilgi edinilmektedir. Çok teşekkürler. Efendim
Arkamız İran toprakları. İran sınırındayız ve sınırdaki, huduttaki güvenlik sistemlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Sınırda görev yapan araçlardan biri de zırhlı keşif ve gözetleme aracı Kobra. Bu Kobra 2. Şimdi gelin öğrenelim nasıl bir görevi var Kobra 2'nin. Kobra 2 taktik tekerlekli zırhlı gözetleme aracımız, güçlü motoru ve gelişmiş gözetleme sistemleriyle gece gündüz her türlü arazi şartlarında gözetleme yapmaya imkan vermektedir. Araç üzerinde bulunan acar radar sistemi, elektro-optik görüntüleme sistemi ve hedef atış sistemi bulunmaktadır. Şimdi görüyorsunuz, arkamda da bir diğer katman olarak kazılan hendek. Bu da 4x4, 4 metreye 4 metre olarak kazılıyor. Sınır hattında duvar boyunca hendeğin de bir diğer ikinci aşama, ikinci katman olduğunu görüyoruz. Harekat merkezindeyiz. Sınır hattından alınan tüm görüntüler ve veriler burada dikkatle takip ediliyor, izleniyor. Şimdi gelin öğrenelim, elektro-optik gözetleme kulesi, haberleşme kulesi nasıl çalışıyor? Sizden dinleyelim. Sağ olun. Sınır fiziki güvenlik sistemlerimiz kapsamında 2021 yılında montajına başlanan elektro-optik kule sistemimiz, tabur sorumluluk sahamız olan 41,5 kilometrelik alanda etkin bir şekilde kullanılmaya devam etmektedir. Elektro-optik kule, gözetleme kulesi üzerinde bir adet şahin göz termal kamerası, acar kara gözetleme radarı, SEDA atış yeri tespit sistemi ve PTZ kameralarımız bulunmaktadır. Elde edilen görüntüler kamera izleme merkezimize aktarılmakta ve burada takip edilmektedir. Bir personelim acar kara gözetleme radarında, bir personelim şahin göz termal kamerada, bir personelimiz ise PTZ kamerada ayrı ayrı görev yapmaktadır. Acar kara gözetleme radarımız 40 kilometreye kadar, şahin göz termal kameramız 8 kilometreye kadar, PTZ kameralarımız ise 4 kilometreye kadar kullanıcısına görüş imkanı sağlamaktadır. Elde edilen görüntüler kamera izleme merkezindeki faaliyetimizde 3 vardiya halinde 7-24 saat esasıyla takip edilmektedir. Tabur sorumluluk sahamız olan 41,5 kilometrelik alanda gözetlem yapamadığımız alan bulunmamaktadır. Gündüz görüş kameralarımız 360 derece hareket kabiliyetine sahip olup aynı zamanda gece aydınlatma sistemleri sayesinde gece görüş imkanı da sağlamaktadır. Sağ tarafta görmüş olduğumuz siyah beyaz ekranlarda ise termal kameralarımız mevcuttur. Termal kameralarımız hareket sensörüne sahip olup aynı zamanda sabit açılıdır. Termal kamera ekranında herhangi bir hareket tespit ettiğinde erken ikaz sistemi ekranı kullanıcısına uyarı vermekte, hareketin bir adet fotoğrafını ve 30 saniyelik geri kayıt görüntüsünü göstermektedir. Eğer herhangi bir yasa dışı durum tespit edilirse derhal ilgili mevzi ve karakol bölgesine bilgi verilmekte olup karakolun müdahale etmesi izlenmektedir. Çok teşekkür ediyoruz. Biz izleyicilerimizle şunu da paylaşalım. Harekat merkezine girdik efendim TV100 ekibi olarak. Ama siz bu ekranları buzlu olarak görüyorsunuz. Güvenlik gerekçesiyle biz de böyle bir önlem aldık. Hava karardı. 2500 metre üzerindeki rakımda bulunan sınır karakolunda da soğuk keskinleşti. Termal görüntüleme sistemleri tüm katmanlarla birlikte devrede. Çok özel bir noktayı göstereceğim size. Bakın arkamda dizi halinde aydınlatmayı görüyorsunuz. Işık dizisini görüyorsunuz. Orası sınır hattı ve bu hat boyunca uzanan sınır duvarı da o hat üzerinde yer alıyor. Hemen önümüzdeki topraklar İran toprakları. Onun biraz ilerisinde Nahçıvan sınırı var. Geride dağlık alanda da Ermenistan sınırı var. Üç sınırı birden gören bir alandayız. Dört farklı merkezde öncelikle bu karakolun harekat merkezinde olmak üzere görüntüler, alınan veriler eş zamanlı olarak takip ediliyor. Bununla bitmiyor. Yani bu alanda karada gözetleme kuleleri, aydınlatma direkleri, buralarda 360 derece çevreyi görebilen kameralar, termal görüntü alabilen kameralar,
zırhlı araçların, keşif ve gözetleme araçlarının üstündeki radarlar, kameralar, yine radarlarla etrafın gözetlenmesi ve havadan ayrıca bir gözetleme var. O da İHA ile 7/24 gerçekleştirilen, İHA'larla gerçekleştirilen gözetlemeler ve bunun altında mini İHA'larla gerçekleştirilen gözetlemeler, drone savarlar. Yani burada 25 katmandan söz ediyoruz dile kolay. Yani bir katmandan geçtiğinde herhangi bir düzensiz göçmen ya da kaçak göçmen bir diğerine yakalanacak. Yani aslında taranmayan santimetre kare kalmıyor diye ifade edebilirim. Günü TV 100 ekibi olarak sınır karakolunda tamamlıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gece gündüz, yaz kış demeden vatanı koruma sevdasıyla sürdürdüğü nöbetse geceden sabaha, Mehmetçik'ten Mehmetçi'ye devralıyor. Hudut namustur diyenlerin elleri tetikte ve biz de bu sayede vatan toprağında güvendeyiz. Can vermeye hazırım komutanım.